Peki, Fenerbahçe'yi noktalayalım o halde. Karşılaşma 0-0 bitti. Önümüzdeki haftada Fenerbahçe Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Ligde bitime son 3 hafta kaldığını da hatırlatmış olalım. Ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da ağırlıklı olarak oyuncu performanslarının yükselişini ve rekorları konuşacağız. Şöyle rekorlarla başlayalım. Sivasspor'u 6-1 mağlup etti takım. İnanılmaz bir enerji, inanılmaz bir atmosfer vardı sahada. Yani son haftalarda hep bahsediyoruz ama hiç beklemediğimiz isimlerin de yükselişi söz konusu oldu. Bilmiyorum, belki Zaha'dan beklerdik, Ziyech'ten bu kadar yükseliş beklemezdik. O Sivasspor karşılaşmasındaki durumu siz nasıl anlatırsınız? Biraz evvel Samandıra'dan bahsettik. Florida farklı bir hava. Evet. Florida'nın havasını hep anlatmaya çalıştım buralarda. Orada her şey güzelse, Galatasaray ise Florida'da iyi başlıyorsa, bu da ligde de sırayla ve sonuna kadar götürüyorlar. Bu bir ekip başarısı. Sevgili Okan Hoca ile birlikte ekibinin başarısı. Bu oyuncuları, takımın performansını üst seviyelere çekmek beraber yapılan bir şey. Evet. İçeride çok aktif oyuncular var. Aynı nasıl Fenerbahçe'de bahsettiysek üst seviyedeki oyuncular, Galatasaray'da da bunlar mevcutlar ama bunlar performansları hep yukarı taşıdılar. Hiç saklanmadan oynadılar. Devamlı oyun içinde kaldılar. İşte Icardi dedi. Ya işte Icardi'nin performansı düşük, şudur budur dedi ama adam gol atması bile, ceza sahasının içinde olması bile devamlı kendini dışarı atıp arkadan gelenler hep oyunlar. Ve en sonunu da şeyde gördük, Sivas maçında. Bak, o kadar akıllı bir oyuncu ki, santrafordan söz ediyoruz. Hem atıyor hem attırıyor. Evet. Ve bencil bir oyuncu değil. Şimdi öbür tarafta herkes Dzeko'ya çalışıyor. Bu tarafta da Icardi arkadaşlarına çalışıyor. Şimdi aradaki fark bu. Ama tabii geniş alanları çok fazla buluyorlar. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe falan böyle siz geniş alan bıraktığınız zaman bunlar acımazlar. Dar alanda sıkıştığı zaman işte oyunu çözecek oyuncular lazımdır. Burada da bir Ziyech'i görüyorsunuz ki her zaman burada bahsettik. Yani Ziyech'in klasiktir, o alır. Evet, ortaları. Kesik ve orta yapar ve hatta kaleye vurur. Onları yaşıyoruz burada. Icardi aynı şekilde. Mertens zaten farklı bir parantez açmak lazım. Hani hep üzerine kattılar. Sevgili Okan Hoca tebrik etmek lazım. Sol bekte adamı yoktu. Sol bekte Barış oynattı. İşte geldi, küyü geldi. Ondan sonra stoperde bir sıkışıklık oldu. Baktınız Berkan'la oynadı. Evet. Yani bunlardan başı en dün de yayında anlattım. Yani bir de oyunu değiştirmek önemli. Rizikolar almak çok önemli. Kasımpaşa maçında bütün rizikolar eline aldı. Ne kadar forvet oyuncusu varsa hepsini attı. Orta sahaya bıraktı ve maçı kazandı. Yani bir de oyunu değiştirmek önemli. O sevgili Okan Hoca da bunda çok başarılı. Yani oyuncu değiştirmeden ziyade oyunu değiştirip oyunu da değiştirmek burada da çok çok başarılı. Hep sezon zaten içerisinde de böyle oyuncuların mesela sol açıkta olan sağ açığa zaman zaman geçiyordu. Bunları yani zaten dönerli oynamak çok. Galatasaray bunu başarıyor. Bir Mertens'e bakıyorsun solda sağda. Şimdi Ziyech, Mertens, Icardi bunlara oyun alanında serbestlik bırakılmış. Bunların aktiviteleri oralarda. Siz Mertens'e her zaman gel git derseniz o performans alamazsınız. Ziyech'ten de aynı şey. Her zaman söyledim. Ziyech'i ben çok uzun, daha her an ver, altyapılarından bile öyle bir oyuncu hiç olmadı. Onun aktivitesini hep önlerde bıraktı ve o öyle başarılı ve gittiği takımlarda, oynadığı takımlarda hep o şekilde başarılı oldu. Ve burada da onu görüyorsunuz son dönemlerde. Ama işte bu Florida'daki çalışmaların ürünü. Tabii. Takım performansını yukarıda. Bakın takım diyorum. Ondan sonra kişilerin performansı geliyor. İkisi birbirine birleştiği zaman böyle mesela bir Galatasaray ortaya çıkıyor. Şimdi. Tabii Ali Samiyan'da da tribünleri es geçemeyeceğiz orası. Tabii. Farklı bir boyut orada. İç saha deyince çok farklı Galatasaray bir boyut oldukça etkili. Şimdi rekorlarla adım adım şampiyonluğa yazıyor ekranımızda. Şöyle rekorları da bir hatırlatalım sizlere. Süper Lig'de üst üste kazanma rekoru kırıldı. Bir sezonda en fazla galibiyet rekoru. Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan kazanma rekoru. 35 haftadır süren iç sahada yenilmeme serisi. Ligdeki 23 maçlık yenilmezlik. 16 maçlık kazanma serisi ve iç sahadaki 18'de 18'lik seri son yılların en görkemli şampiyonluğu olacak gibi gözüküyor. Sevgili Demet, sevgili Okan Hoca. Futbolculuk döneminde de rekorları kırdı. Evet. 4 kere arka arkaya şampiyonluk yaşadı. UEFA kupasını yaşadı. O ekibin içindeydi kendisi. Hı hı. Şimdi bunu hocalığına taşıdı. Yeni sezonla da gene devam eder. Hani Galatasaray en büyük avantajı ne oldu? Elindeki geçen sezon şampiyon olan takımı tuttu. Evet.
eklemeler yaptı. Gelenlerden hemen eskilerden daha fazla katkı aldı. Evet. Gelenlerden fazla katkı alamadı. Katkı alamadı. Mesela Zahiye Bakır 9 mu ne 10 golü mü ne öyle bir şey var. Örnek. Evet. Oynamadığı halde. Ona yakın bir asisti var. Ezi'yi son dönemlerde toparlamaya başladı. Ama eskiler hep aynı. Kerem Demirbay'ı. Aslında yani, sezonun sonuna doğru iyice toparlandı. Kimlerle oynadınız? Siz en fazla oynayan Kerem Demirbay'dı değil mi? Yeni gelenler. İşte Küyü sonradan geldi oynamaya başladı. Ziyech, Zaha arasında gidip geldi. Yani şu an tane... bir Sergio Aurier ile Ndombele sanırım. Zaha'nın da katkısı sezon içinde vardı. Sergio'da tabii sakatlığından sonra toparlamama gayet normaldir. Ndombele zaten hiç kimseye bahsetmezse unutuldu gitti. Sergi'yi aldınız, o da tutmadı sakatlıktan tabii. Ama elindeki oyuncular geçen sezon çok iyi işte. Birbirlerini çok iyi tamamlayan oyuncular. Birbirlerini çok iyi tanıyan oyuncular. Şimdi Kaan gittiği zaman onun arkasını veyahut da yanındaki nasıl kapatılacağını çok iyi biliyor. Veyahut da önünde Ziyech'le oynadığı zaman Kaan fazla çıkmıyor. Ziyech'e bırakıyorlar orada bütün aktivite. O itmelerini farklı bir şey yapıyorlar. İşte takım oyunlarını. Takım oyunları da uzun dönemden beri beraber oynayan olduğu zaman başarıya geliyorsun. Şimdi Sanchez yedekte oynuyor. Sanchez yedeğe atılacak bir oyuncu mu? Hayır. Herkese göre değil ama şampiyon stoperler oynuyorlar. Yani Nelson'un kulübede uzun dönem oturup çıkıp başarılı oynaması. Zaten bardakçı herkes işte bahsediyor. Yani öyle bir ekip var ki Galatasaray'da çok fazla değişiklik yaşamadan bir sol bekle sıkıntılar vardı. Onu kapattılar. O yeni geldi ama hiçbir şey yok. Bu sefer önündeki Barış farklı oynamaya. Yani hepsinden performans aldı. Bu oyuncuların performansı. Takım performansını da yükseltti. Takım performansını yükselmesi oyuncuların performansını yükseltti. Hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi çıkıyorsunuz kimse demiyor ki Galatasaray bunu ilk yarım saatte berabere gitsin. Nasıl olsa bir yerden birileri çıkartır. Böyle bir takım. Aynen. Öyle oyunculara sahipsiniz. Şimdi kilidi açan çok oyuncu var. Evet. Yani kimi mark edeceğinizi bilemiyorsunuz. Son haftalarda kilidi açan 3 oyuncu var. Bununla ilgili de bir haberimiz var ekranlara. Barış getireceğiz. Da var orada. Barış haberimizde yok ama ona girmediyse onu da girmesi lazım. Haberimizden sonra eklemiş olalım. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuları Icardi Mertens ve Hakim Ziyech son haftalarda performansları oldukça etkili ve şampiyonluğa da Galatasaray'ı yaklaştıran isimler oldular. Galatasaray'daki tecrübeli oyuncuların performanslarını ekranlara getirdik. Özellikle bu 3 isim Icardi Mertens ve Hakim Ziyech son haftaların yıldızı oldular. Gol ve asist katkılarıyla rekorlar kırıyorlar. Az önce de bahsettik Icardi ve Ziyech için belki %100 bile diyemiyoruz. %60'larda, 70'lerde. Ne 60-70 bile değil. O kadar mı? Değil vallahi. Ya ben onları çok iyi bildiğim için söylüyorum yani. Bunlar zaten 50'yi bulsalar tozunu attırırlar ligin. Ama maalesef sonradan açıldılar. Bilhassa Ziyech şimdi Zaha piyasada yok. Evet. Ama onun yanında bir Barış var. Arkada bir tane kaptan var yani orada. Geminin başında, düğmenin başında olan bir kaptan var. Mustera. Bir iki tane maçı bir kurtarıyor. Ondan sonra diyorlar ki ne oluyoruz ya biz? Biz bir hareketlenelim. Önde bir hareketleniyor. İşte ikilik oluyorsunuz, üçlük oluyorsunuz. Yani... Sezona şöyle baktığımızda böyle her maçın kurtarıcı ismi de çoğunlukla farklı oldu. Mesela Vinicius'u bile gördük bu sezon yani, özelinde. Hepsinden bak tekrar söylüyorum hepsinden faydalandı. Hepsinden bir şeyler aldı hoca. Bu nedir bu başarı nedir? Sizin işte çalıştığınız alanlardaki başarıdır. Takımı bir yerde tutmaktır. Takım performansını, seviyesini ayarlamak. Yani inişli çıkışlı değil. Bakın Galatasaray'da hiç inişli çıkışlı olmadı sezon başından beri. Hep aynı seviyede gitti. Seviyesini tuttu. Yani biz şuna şöyle deriz. Sezon başında başladığınız zaman %50 ile başlarsınız. İşte onu yavaş yavaş yukarı taşırsınız. Ama birden çıkarsanız yukarı belli bir periyottan sonra iniş yaşadınız mı? Toparlanması gerek en aşağı 5 hafta. Yani kolay değil onları tekrardan yukarı çıkar. Ama Galatasaray bunu başardı. Dedi ki ben 70'teyim abi. 70'te tamam orada tuttu takımını. Ne aşağı indi ne yukarı. Ama son dönemlerde o 70'i de açmaya başladılar. Evet. Bilhassa belli başlı oyunculardan, performans beklenen oyuncularla sezon başından bahsediyorum. Onlar sezon sonunda açıldı. Hani bize bir tabir vardır hani derler ya Arap atı gibi. burada tekrardan tebrik edilecek, takdir edilecek kişi en başta hoca geliyor. Mertens'i soracağım çünkü bu hafta yeni sözleşme imzalayacağı söyleniyor tırnak içinde. Bir yıllık bir kontrat daha gelir mi? Doğru gelebilir. Gelebilir. Mertens'ten faydalanabilirsiniz. Çünkü
etrafındaki oynayan oyuncular ona çok katkı sağlıyorlar. Evet. Mertens'in de zaten en büyük özelliklerin önüne çıkması oradan kaynaklanıyor. Hı hı. Mertens hep anlattığı, arkadaşlarımız da anlatıyorlar. Yani Mertens'e daha top gelmeden ikinci, üçüncü hareketi düşünen bir oyuncu. Evet. Böyle oyuncular da zaten sizi bir yerlere taşıyorlar. Boşuna mı İtalya gibi yerde 8 senemine bir Napoli'de oynuyorsunlar? Kolay değil yani buralarda. Peki. Uzun dönem o meşhur Belçika'nın milli takımın oyuncusunuz yani. Napoli tarihinde zamanda, en çok gol atan futbolcusu. Yani böyle geldiği zaman da burada işte size katkılarını o kadar ve yanındakilerini de oynatıyor. Ya bakıyorsun şimdi Barış'a bakıyorsun ya diyorsun Mertens var. Bu adam buraya koşuyorsa ben bundan daha iki kat daha fazla koşmam. Örnek veriyorum. Evet. Bir de tabii takımdaki duygular, hocaya güvenme var. Şimdi öyle bir şey ki futbolcu şöyledir. Maç bir kötü gidebilir. Yani bir şeyler olmuyordur. İçerideki oyuncular der ki ya hoca şimdi bir atak yapar değiştirebilir. Bunları çok yaşadık ama en bariz oyunu emin ol Kasımpaşa maçı. En bariz oyunu. Sevgili Okan Burun yaptı. Öyle total bir değişiklik yaptı ki orta sahada bir şey kalmadı. Hepsini çıkardı. Hani evet. Derler ya ya hero ya mero diye. Ve orada da o verimi aldı. Ondan sonra zaten öyle bir şey yaşamadınız. Kasımpaşa'da öyle bir oyun çıkartmadı. Evet. Galatasaray'da öyle bir şey yaşamadı. Yani dolu dizgin iki takım bize bu seviyeye kadar getirdiler. Yarışın hep içindeydiler. Hep medya için çok iyi oldu. Maalesef iki takımdan söz ediyoruz. Yani evet. Diğerleri çok ara açıldı. Burada da birisinden birisi gelecekti. Burada Galatasaray'ın işte performansı, takım performansı yukarıda olunca ipi göğüslüyor. Peki noktalayalım Galatasaray'ı. Ziraat Türkiye Kupası'na şöyle bir giriş yapalım.